AK Parti. AK Parti ya. Ben müthiş AK Particiyim. Ben Tanju Özcan'ın kendisini istemiyorum. Yanlış anlaşılma var ya ortada. Ben Tanju Özcan'ı verdim. Ne Tanju Özcan atılır ne de bağımsız devam edebilir. Benim kanaatim Tanju Bey'in devam etmesi yönündedir. Ben Tanju Özcan'a oy verirken onun partisi olarak bakmadım. Bağımsız olarak düşünüp oy vermiştim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görüşüldüğü Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısından uyarı kararı çıktı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Özcan, eğer partiden atılsaydım bağımsız olarak devam ederdim şeklinde bir açıklama yaptı. Biz de Bolu vatandaşlara bağımsız Tanju Özcan'ı destekleyip desteklemeyeceklerini sorduk. Tanju Özcan'ın bazı söylemleri oldu sosyal medyada. Bunun üzerine büyük tepkiler gördü. Evet. Partisi de bu konuda Tanju Özcan'ı uyardı ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Başkan Özcan bu konuyla ilgili eğer beni partimden atsalardı yoluma bağımsız olarak devam ederdim dedi. Siz bağımsız Tanju Özcan hakkında ne düşünürsünüz? Hiçbir şey düşünmüyorum. En doğrusunu yapar diyorum. En doğrusunu yapıyor. Yani partisinden ayrılması sorun olmaz. Ayrılabilir. Söz konusu değil. Ayrılabilir. O kendi düşüncesidir. Peki siz ne düşünürdünüz? Aynısını düşünüyorum arkadaşımla. Yani partisinden ayrılması sorun olmaz öyle mi? Yok. Peki şöyle sorsam. Yarın bir belediye başkanlığı seçimi olsa ve Tanju Özcan bağımsız aday olsa, karşısında da CHP, MHP, İYİ Parti ve diğer AK Parti ve diğer parti adayları olsa kime oy verirsiniz? Tanju'ya veririm. Tanju Özcan'a destek veririm. Aynen. Bolu'nun çocuğu olduğu için. En doğrusunu yaptığı için. Peki siz kime oy verirsiniz? Ben de veririm. Tanju Özcan'a oy verirsiniz. Aynen. İyi günler. Birkaç soru soruyoruz. Konuşmak ister misiniz? Peki sağ ol. Olmaz dayısın. Bağımsız olmaz. Muhakkak bir yere girecek. Bunlar siyaset. Biraz da kafanı yormayacağım. Bunlar boş durmaz. Bir yere geçer. Şimdi Tanju Özcan'ı biz çok iyi tanıyoruz. Milletvekilliği döneminden de iyi tanıyoruz. Bolu'ya yaptığı hizmetler çok güzel. Yani millet hizmete oy verir. Tanju Özcan Bolu'yu dört dörtlük hizmet olarak çok güzel yönetiyor. Yani biz yine Tanju Özcan'a verirdik. Verir misiniz? Veririm evet. Tanju Özcan'a. Her zaman arkasındayız. Biz belediye başkanımızdan memnunuz. Kararına da saygı duyarız. Yani çıkarsa iyi olur. Yani bağımsız destekleriz olsa da oy verirsiniz. Evet, destekleriz. Başta yanlış anlaşılma olmuş yani. Zaten şeyde de belirtti, röportajında da özür diledi. Ya herkes yanlış yapabiliyor abi ya. Biz Tanju Özcan'ı seviyoruz. Desteklerdik yine her zaman. Yine aynen abi. Tanju Özcan son iki seneden beri bayağı bir şey katkısı oldu Bolu'ya. Hele bir de... Ben siyasetten anlamıyorum ki abi ya. Tanju'dan devam ederdik. Yani Bolu içinse yine Tanju Özcan'a verdik abi. Aynen Bolu içinse Tanju iyidir. Kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Arkadaşlar kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Sağ olun. Parti olarak değil isim olarak kazandı. Sevilen sayılan bir arkadaşımız. Halk tarafından sevilen, insanlara karşı yaklaşımı gayet iyi olan bir arkadaş. Zaten parti olarak kazanmadı diyorum ben. Sadece kendi ismi olarak kazandı. Vallahi şu an bilemiyorum yani veririm de diyemem, vermem de diyemem. O anki duruma bağlı. Bence Bolu'yu güzel yönettiğini düşünüyorum. Ya yani kararlarının arkasında durduğunu da düşünüyorum. Hani ne diyorsa tam doğru, hani hedefinde ilerliyor. Düşünürüm ya. Ya çünkü kafa yapımızın bir olduğunu düşündüğünden dolayı ben düşünürüm yani. Yani oyunuzu online'a kullanırsın. Evet evet. Bağımsız olarak Tanju Özcan her konuda haklı. Partisinin yaptığı yanlış. Zaten adam özür diledi, bir anısını anlattı orada. Yanlış anlaşıldı. Siz oy verir misiniz? Veririm abi. Neye vermeyi? Veririm. Peki siz ne düşünürsünüz bu konuda? Merhaba Abdül abi. Bunun yarası var. Ben... Vermez misiniz? Peki, ben 30 sene verdim. Bir işim düştü. Bir işimi göremedim. Ben Tanju Özcan hakkında hiç iyi şeyler düşünmüyorum. İnşallah da Bolu'dan gönderirler onu. O kadar. AK Parti. AK Parti ya. Ben müthiş AK Particiyim. Ben Tanju Özcan'ın kendisini istemiyorum. Yani partiyle alakası yok. Zaten CHP'yi rezil etmişler. Sevdim yani. Tanju Özcan iyi birisi. Bolu'ya çok şey yaptı yani. Siz hangi partiye oy verirdiniz veyahut da Tanju Özcan'a oy verir miydiniz? Ben şöyle baktığım zaman... O partiye yönelik bir iş yapmıyor. O halkın yönelik bir iş yaptığı için onu atarım, oyun veririm yani. Yani ben Tanju Özcan'a oy verirken onun partisi olarak bakmadım. Bağımsız olarak düşünüp oy vermiştim.
Yani hepsini değerlendiririm. Vaatlerine yani söylediklerine bakarak ona göre değerlendiririm. Bir parti olarak değil. Peki Tanju Özcan'a oy verir misiniz? Verebilirim, evet. Tamam. O zaman kararsızsınız şu an. Yani dediğim gibi iyi olan, bizim için hangisi, bize hangisi faydalıysa ona oy vermemiz gerekiyor sonuç olarak. Kişi olarak veya parti olarak bakmamamız gerekiyor bu işlere. O yüzden şu an hani bilemem kime oy vereceğim ama tabii Tanju Özcan'a tekrardan verebilirim. Kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Teşekkür ederim, sağ olun. Doğru söylemiş. Her zaman tek tabanca iyidir. Doğru söylemiş yani. Tanju Özcan'a veririm. Niye? Buranın çocuğu olduğu için. Buranın çocuğu olduğu için. Buranın yerlisi ve çocuğu olduğu için. Tanju Özcan da Bolulu, ben de Boluluyum. Şimdi fark etmez. Mesela seni tanıyorum. Seni tanıdığım için seni tutarım ben. Parti önemli değil bu işlerde benim için. Tanıdık ve münasebet önemli. Bizim memleket çocuğu bu. Tamam mı? Çekememezlik var. Çekemiyorlar yani. Ya yapacak bir şey yok. Ya, tamam mı? Yabancı değil. Toprağımız. Yani, Tanju'dan aynı. Biz hem komşuyuz, yani hem toprak aynı. Memleket çocuğuyuz yani. Vallahi hiç memnun değiliz. Hiç, kesinlikle memnun değiliz. Çünkü sulardan bizi vurdu ilk başta. Sulardan bizi vurdu. Dedi ki %25 suyu ucuz kullanacaksın dedi. Aslında %25 ucuz değil de %150 pahalı kullanıyoruz. 20 liralık su kullandığın zaman 40 lira yazıyorlar. Ne yaparsa yapsın o arkadaşım, ne yaparsa yapsın, ne nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın. Peki yarın bir belediye başkanlığı seçimi olsa, Tanju Özcan bağımsız aday olsa ve karşısında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve diğer parti adayları olsa? Tanju Özcan'a kesinlikle oy vermeyiz. Kime verirsiniz? O kadar. Onu zaman gösterir. Ben Bolulu değilim. Fakat yani seçilmiş bir belediye başkanı görevini devam etmesi lazım. Çok başarılı buluyorum. Bazı konuda da net özgürce ifade ettiğini anlıyorum yani bir insan olarak. Oy verdiğim partilerin karşısında şey yapmam, bağımsız olarak desteklerim ama şey olarak, hani belediye başkanı olarak desteklerim. Ya şimdi şöyle bir gerçek var, bu memlekette o kadar çok şey yapılıyor, hani görülmüyor. Yani bu adam gerçekten hakkaniyetle yapıyor işini, sonuna kadar arkasındayız zaten Bolu olarak. Ya bu kadar küçük şeylere takılı kalacaksak memlekette çok şeyler dönüyor. Bunlara da takılı kalmamız gerektiğini düşünüyorum biraz. Parti kursa oy veririz. Ya çünkü bu ülkenin artık yeni kanlara ihtiyacı var. Yani hiç değişiklik yok. Yani hep mesela MHP olsun, AKP olsun, diğer olsun. Ya değişsin istiyoruz artık. Ya bir değişiklik istiyor yani bu ülke. Fazlasıyla istiyor. Bence yani yanlış anlaşılma var ya ortada. Yani öyle biri değildir. Ya çünkü zaten Bolu'yu en iyi şekilde temsil etti. Yani Bolu'muz daha çok güzelleşti. Bence güzel olur yani. Ben Tanju Özcan'a verdim. Ben de ayrılmasını istiyorum. Çünkü halka karşı yaptığı bir şey, ayıp var. Bir hanımefendinin gururuyla oynamış oluyor. O ondan yardım istemiş. O da gülerek karşılığını vermiş. Ya tabii ki benim gönlüm AK Parti'den yana. AK Parti'yi seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı. Ona oy veririm. Ne Tanju Özcan atılır ne de bağımsız devam edebilir. Benim kanaatim Tanju Bey'in devam etmesi yönündedir. Onun için herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Elbette ki Tanju Bey'e veririm. Yani Tanju Bey beğendiğimiz bir arkadaşımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız, başarılı gördüğümüz bir arkadaşımız. Onun için gerçekten başarılı buluyorum. Tanju Bey'in de öyle bir bağımsız olacağını da düşünmüyorum işin açığı. Bağımsızlık aday olmaz yani Tanju Bey. Yani siz Tanju Bey ile CHP'yi bir görüyorsunuz. Evet. Anladım. Evet. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama kendisine vermezdim. Ben de kendisine vermem ama düşünüyorum. Şu anda kararsızım ben. Kararsız diyorsun. Daha başka akıllı dürüst davranması gerekir bir belediye başkanı. Yani halkına, milletine aşağılayıcı söylememesi lazım.